Evet arkadaşlar, Ramazan'a sayılı günler kala biz de son kadınlar matinemizi yapacağız. Köyde kadınlar matinesi. Hep beraber toplanacağız. Malum burada genelde gözleme yapıyoruz. Zeytin alanındayız. Zeytin alanındaki arkadaşlarımız toplandılar. Şimdi hep beraber yanlarına gidelim ve bu güzel güne başlayalım. Kolay gelsin. Aslında geldi. Şoray geldi. Şoray uzun yollarda geldi. Evet. Kaç tane zeytin alanı var? Kaç tane beyobalı var? Herkes zeytin alanında bir filiz beyobalı. Ben de beyobalıyım. Filizi yalnız bırakmam. Görüyor musun? Beni hemen dışladı ya. Ya bak, burada Emine kanka. De var. Emine de beyobalı. Var ya böyle şey yapıyorlar. Bizim taraf, gelin tarafı, kız tarafı. Biz hep kız tarafıyız. Ya hepimiz köyceyiz işte ya. Ben de eski zeytin alanlıyım canım. Haydi bir tane kan kaybettik. Hepimiz köyceyiz. Evet. Kolay gelsin. Elinize emeğinize sağlık. Başlamışsınız. Biz de yetiştik. Şimdi ev sahibimiz Gülay. Gülay Demir. Gülay utanıyor. Gülay hiç fotoğraf çektirmemiş. Basın sevmiyor Gülay. Ama basın seni çok seviyor Gülay. Şimdi oradan başlayalım. Ev sahibimiz Gülay. Komşusu. Zembiye komşusu. Bizim Filiz. Bizim takımdan. Demirbaşlardan. Evet. Aslında bu da şimdiye kadar görmediğiniz demirbaşlardan Sinoplu hemşerim. He. Evet, kendini tanıt bakayım hemşerim. Sen Nermin. Nermin. Kankisi. Evet, bu grubun kankilerinden ve yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyoruz. Ben Gülen komşusuyum, Ayla. Gülen'in komşusu Ayla, İstanbul Sultan Gazi'den gelmiş o da. Bu arkadaş beni hiç şey yapma diyen Emine, o da demirbaşlardan, gizli demirbaşlardan. Teyze senin adın ne? Hanife. Hanife teyzemiz de burada. Ben artık malum. Şimdi hep beraber toplaştık. Gözleme günü kadınlar matinesi yapıyoruz. Köyde kadınlar matinesi nasıl olur? Hele bir görüverin gari. Nermin, yarışta ne durumdasın? Filiz beni geçiyor ya. Diyorsun. Ama senin yerin dar. Senin sofra ufak. Versene, versene küçücük şeyi bana. Oyna burada dediler. Ay, aynen öyle. Çocuğun eline oyun hamuru verir gibi verdiler elime tablayı. Yaşlandık ya. İşte. Estağfurullah. Herkes böyle yaşlansa. Evet. Herkes böyle yaşlansa. Maşallahınız var. Oo. Şimdi burada yerliyiz. Hepimiz artık buralıyız. Ama dışarıdan gelenler de var. Siz doğma büyüme yerli. Köyceğiz. Zeytin alanı. Evet. Siz? Tekirdağ. Tekirdağ'dan geldin. Evet. Filiz? İzmir. İzmir. Yozgatlı ama İzmir'de yaşadı. İzmir'den geldi. Nermin sen? İstanbul. İstanbul'dan. Aslında Sinop Boyabatlı ama İstanbul'dan geldi. Ben Muş Vartolu'yum ama İstanbul'dan geldim. İstanbul Sultan Gazi'den geldi ama Muş Vartolu. Hanife teyzemiz yine burada yerli. Tekirdağlı. Hanife teyzemiz de Tekirdağlı. Tekirdağ neresinden geldiniz? Çerkezköy'den. Evet. Ne zaman geldiniz? Bir yıl önce. Bir yıl oldu. Evet. Peki memnun musun? Alışabildin harika, mi? Harika. Alıştın ha? Süper. Valla ben seni buralı sandım. O kadar alışmışsın. Güler yüzlü insanlar özellikle saygılı. Bu. Başka bir şey diyemem. Ama bu suyu ayrı. Adem'i çağırsana. Bu biraz da gelenle de alakalı. Sen de güler yüzlüsün. Sen de uyum sağladığın için zorluk çekmemişsin. Tabii ki öyle. Etraftaki insanlarla da ilgili. Evet. Yani konuyla komşuyla. Evet, evet. Bu şimdi otlu mu? Evet, bu dağ otu. Dağ zeytin otu. Zeytin alanının otu bu. İçerisinde adı ne otların? Otların adı ne? Kişkiş var, gelincik var. Ondan sonra menemiş var.
Menevş var mı içinde? Orman gazıya var. Menevş yok. Menevş. Daha var mı menevşin çok mesela? Menevş buraya girmez ki. Giriyor mu gülüm? Yok girmez. Girmez. Çünkü kokulu. Kız İstanbul'da sen ne anlarsın? Karışma. Atıyorsun tutturamıyorsun da. Şu gözlemelerden yukarı götürür müsün? Bekir abilere. Evet buraya. Bu arada yaptığımız Bekir gözlemelerden erkekler bir tarafta toplandılar. Onlar da kendilerine gün yapıyorlar. Onlara da buradan bir gözleme takviyesi yapacağız. Nermin abla. Çakışıyoruz. Yani lütfen çekil oklavamın altında. Eyvah. Eyvah yarışmacılar arası. Master Chef kızıştı. Bence poşete koy. Anne. Bence poşete koy. Tamam. Olmaz oğlum. Olmaz böyle götür böyle. Örtünün içine koşuyor. Bir de şey Emine bir ayran ver de bari kuru kuru yemesinler. Kaç kişi var orada? 3-4 kişi var. 3-4 tane. Ne yapıyoruz efendim? Eşleri de unutmuyoruz. Ne bileyim ben erkekler siz biliyorsunuz. İkisininkiler. Üç bizimki. Üç. Dört kişi. Değil mi? Yok. Benimkinin haberi yok. Söylesene. Olsaydı şey yapardım. Niye Ömer'i tanıyor ya? Tanışırlar ya. Adam niye yazdı? Hayır. Hani ben bilmiyordum mesela. Ha, abi yani. Evde mi? Kahveye gitti. O da yalnız. Ay valla o da gelse bir şey olur ya. Kahveye de gidip baskın yapabiliriz. Gitsin arada bir ya. O da nefes alsın. Ben de nefes alayım. Değil mi? Sanki biraz kocadan bıkmışlık mı var? Yok, yok. Geç gelince kızıyorum. Kamera çekmiyor desem ne derdin? Nasıl sıkıntı? Elhamdülü babam ben kocamdan. Bu arada bir kocam ne kocam? Evet. İnsan nefes almak istiyor, yalnız kalmak istiyor. Nefesi de böyle cennet yerde kahvede almak nasıl bir şey acaba? O da onun kendi zevki diyorsun. Biz zevk alıyoruz, onlardan zevk alıyoruz. Yani herkesin zevki farklı. Evet, o zaman şöyle sala baştan başlayalım, kalkalım. Aylam kaç yaşındasın? 50. 50 yaşın maşallah, göstermiyorsun ama. Kaç senelik evlisin? 27. 27 yıllık. Kaç çocuk? Bir tane. Bir tane, bir kız bir oğlan. Allah bağışlasın. Tamam. Bir tane niye diyor? Kızla evli olunca. Olmaz. Öyle şey mi olur? Evli olunca ne oluyor? Benden çıkmış artık. Yok çıkmaz çıkmaz. Evlat evlattır her zaman. Aynen, Allah bağışlasın. Evli burada mı yaşıyor çocuklar? Biri yurt dışında olan, kız İstanbul'da. Yurt dışında nerede? Bizim gurbetçilerimiz takipteler bizi. Aşçı. Berlin'de. Aşçı. Hemen Berlin'e burada ne yapıyoruz? Selamlar, sevgiler. Herkes selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Gülay senin çocuklar ne yapıyor? En büyüğüm mobilyacı. Hı hı. Ortancı da yanımda. O da mobilyacı olacak Allah izin verirse. Evet. Küçüğüm de okuyor. O da mobilyacı olacak deme. Yok, veteriner olma olacak. Şu anda. Veteriner mi olacak? Ay inşallah. Güzel inşallah. Hayvan bakmayı seviyorum. Hayvanları seviyorum diyor ya. Aa, ben de çok severim ve gerçekten ufak de. Ufak şey falan da seviyor ufaklık. Güzel bir meslek. İnşallah Allah muradına tamamını erdirsin. Hayret, hamur gönder. Haydi. Nermin abla, en sevdiğin hamur işi ne? Çarşaf böreği. Çarşaf böreği. Nasıl yapılıyor? Onu çarşafın üstüne, temiz sobra bezinin üstüne açıyorsun incecik. Hı hı. Sarıyorsun. İçerisinde ne var? Yağlı. Neyi istiyorsun? İçerisine ne koyarsan? Peynirli, ıspanaklı, patatesli, kıymalı. Neyi seviyorsun? Çarşaf böreği denmesin. Yani çarşafı ya serdiğin için. Üstüne serilip yapıldığı için. Açıldığı için. Yağlayıp açılıyor. Ha, o yüzden diyorlar. Yoksa içerik hani aynı. Kol böreği var ya, kol böreğinin bir cinsi işte. Kol böreği. Yapabilirsin. Ama böyle çarşafla açıyorsun. Yağlayıp açıyorsun. O aslında bayağı meşakkatli. Mantarlısı çok güzel oluyor. Bayağı meşakkatli. Şöyle yuvarlak bir masanın üstüne çarşafını ser. Etrafında geldiği de açık. Ooo şey dedik Antep'teki baklavacılar gibi. Ama bir daha gibi. Küçüktü. Yapamadım gı. Şey niye yapamadım? O zaman bir açayım. Ben al sen o zaman. Çok lezzetli. Ben açayım ver.
Burada bir şey olay var. Bezeler at, ben yapıverim. Sonra beri yuvarlak masam olmadı çocuk. Artık Gülay dayanamadı. Dedi ki at, ben yapıverim dedi. Gülay sinir oldu çünkü bize. 5 saat dedi oynayıp duruyorsunuz. Şu an yağlayıp yiyelim ya, sıcak sıcak oldu. Gülay bir de bize sinir oldu yani. Bezeleri atın kız. Böyle hanımlar mı olur kız? İstanbullular bunlar. Allah Allah. Şuna gelin demesini biliyorsun. Atayım fırçayı. Aa, yürü be. Kaçta? Sabah 10.30'da gelin diye emir verdi. Adem millet yapmasın mı? Ya. Şey, Adem bir geldi şey istemeye. Maydanoz dediniz ablan dedim. Bunlar yapmadılar mı? Kahvaltı yapmışlar mı? Şey, beze alınca güzel oluyor. Yumuşuyor biliyor musun? Tabii tabii. Açmak kolay oluyor. Aha. Ben alırım bizi. Bizi daha kolay alırım da. Kollar zaten sakat. Olsun. Sakat mı kat? Gayet oyuna da güzel devam ediyorsun. Ama Gülay kırmızı kart gösterirken elini cebine geri attı. Valla Nermin abla, bu senden korkulur. Aşkım buradayım. O işin şakası. Efendim. Biliyorum. O çok güzel kabardı. Ne yaptım? Hata mı ettim? Niye söylemiyorsun bize? Aslında şeyden soralım. Biz hepimiz şimdi buradayız. Burayı da 3 aşağı 5 yukarı yemeklerini ve önceki videolarda söylüyoruz. Tekirdağ'da mesela Ramazan'a hazırlık, Ramazan'a özel yemekler neler yapılır? Ramazan'a özel yemek. Özellikle çorba. Çorba her yerde yapılan bir şey. Sizde özellikle yapılan hangisi? Özellikle yapılan çorbamız sütlü tavuk çorbasıdır. Kuskuslu. Ha, kuskuslu sütlü tavuk çorbası. Evet. Bak bu Tekirdağ özgü olabilir çünkü ilk defa duydum. Evet. Keşkek, börek, başka yaprak sarması. Sütlaç. Yaprak sarması. Asma yaprağı sütlaç. Kadayıf. Ve baklava. Kadayıf ve baklava. Evet. Erik yahnisi olur. Erik yahnisi. O nasıl oluyor? Erik yahnisi bardak eriği veya normal erik kaynatılır. Hı hı. Renkli suyu çıkar. Hı hı. Kaynatılınca komposto, bir nevi komposto. Hı hı. Ondan sonra onu nişastayla kuyurtursun. Ha. İçine erik tanelerinden koyarsın. Hı hı. O durdukça puding gibi olur. Hı hı, hı hı. Ona erik yahnisi denir. Tatlı. Ha, aslında bu bir tatlı. Tatlı. Ama ismi et yemeği gibi. Eskiden tatlı yapmak biraz zor olduğu için eskiden, hı. Çok eskiden. Hı hı, hı. Eski bir yemektir. Anladım. Osmanlı'ya dayanıyor gibi. Evet, evet. Kesinlikle. Hmm. Erik yahnisi ilk etapta, evet. Duyduğunuzda sanki et yemeği ismi gibi ama bu bir tatlı. Evet, evet, kısaca tarifimizi de aldık. Evet. Teşekkür ederiz. Şimdi Ayla sana gelelim. Söyle canım. Sen şimdi doğma büyüme İstanbul'da mıydın? Yok. Yoksa Muş'ta? Muş'ta. Muş'ta'da yaşadın. 12 yaşında İstanbul'a geldim. Peki hatırladığın kadarıyla Muş'ta Ramazan'a özel ne yemekler yapılır? Bizim hamur işleri çok meşhurdur. Zerfet vardır bizde. Zelfet? Evet. Kömbe yaparız. Ha. Böyle yuvar. Bak, ha, kömbeyi hep duyuyorum ama herkesin kömbesi farklı. Farklıdır. Muş'un kömbesini bir anlat. Farklı, Muş'un farklı. Mesela biz kömbe, bir kömbe var, lokma yerine dağıtırız. Onu yağ, süt, yumurtayla yoğururuz, yağlı. Ha. Onu lokma yerine dağıtırız. Öbür kömbe de sadece suyla yoğururuz. Yuvarlak bir şekilde, şu şekilde yuvarlak olur. Ha. Fırına atarız, pişiririz, içini oyarız. Küçük aha. Küçük doğrar, tekrar içine koyarız. Üstüne sarımsaklı yoğurt, tereyağı dökeriz. Çok lezzetli. Kimi ballı da yapar. Mesela o çok meşhurdur bizde. Çok ilginç o. Evet. Böyle ince yufka açarız. Hı-hı. Onları güzelce sararız. Hı-hı. Küçük küçük keseriz. Ayrana batırıp tepsiye dizeriz. Üstüne tekrar sarımsaklı yoğurt, tereyağı. O da çok lezzetli ve meşhur yemeğimizdir. Oo. Evet. Muş'un meşhur yemekleri bunlar. Hamur işte, işinde. Aynen. Hı-hı. Pancar meşhurdur. Hı-hı. Tütün meşhurdur Muş'un. Hı-hı. Öyle başka bir şey yok. Aslında hamur işlerinde bayağı bir çeşit var. Bu kömbe çok var. Her yörede çok farklı. Her, evet. Mesela kimi kete der, kimi kömbe der, kimi işte mesela biz zerfet deriz, tünceliler şir der. Hı-hı, hı-hı. O yaptığımız şey. Her yöre farklı isimler şey yapar.
Anladım, anladım. Ha, tatlı olur. Ha, tatlılara geçelim. Tatlılar mesela nedir? Tatlılar genelde bizde evde yapılır. Öyle pek hazır tatlı. Çünkü bizde tansiyon, şeker hastaları çok olduğu için. İşte ne bileyim, baklava açabilen baklava açar. Şeker fareydi, irmik helvası. Bizde un helvası meşhurdur. Onu yaparız. Sütlaç olur yaşlılarımız olunca. Emine'nin kazan dibisi Deniz. Deniz. Gitme o tarafa. Gel. Gel sesime gel Deniz gel. Defneye şey yapıyor. O da kendine buluyor. Çocuklar da gayet uslu uslu oturuyorlar. Senin adın ne? Arda. Arda. Okula gidiyor musun Arda? Kaça gidiyorsun? 7. Aferin sana. Ne olacaksın? Ya da beze tutacağım. Şimdilik. Sonra çok değişir o kararlar. Şimdilik fikrin ne? Ziraatçı ya da veteriner. Ziraatçı ya da veteriner. Böyle. Hayvanları seviyorsun değil mi? Ama ben de çok seviyorum. Ne olursan ol, iyi bir insan ol. Önce ol. Önce iyi insan ol. Kızımızın adı ne? Defne. Defne. El sallar mısın? Hadi el salla. Hadi el salla. Burada onlar bayağı yetiştirdiler. Utandı. Şimdi takımda oyuncu değişikliği oldu. Yufkaya Gülay geçti. Pişirmeye Tekirdağlı geçti. Evet. Nasıl gidiyor? Yarışı kızıştırayım biraz. Saçtan atlayacak. Yok yok bir şey olmaz. Direkt çekiyor zaten. Oh sıcacık. Hava da güzel. Çok hafif tatlı bir serinlik var ama ocağın başında en azından yaz günü gibi terlemezsin. Babaannem de yapardı böyle gözlerini. Evet, babaannelerimiz, anneannelerimiz. Eskiden zaten şimdiki gibi kolaylıklar yoktu. Ekmekleri bile kendileri yapıyorlardı. Şimdi artık köylere bile arabayla, en bakkal işte fırın olmayan yerlere bile arabayla ekmek götürüyorlar. Ama eskiden ekmekler, aklınıza gelebilecek çoğu şey, hatta koca karı ilaçları derler. Otları mesela şimdi biz çoğumuz tanımıyoruz. Onlar bilirlerdi. Ne iyi gelir, neye ne olur. En ufak şeye doktora gidemiyorlardı çünkü. Şimdi Gülay bize bir meneviş tarifi verir misin? Buraya özgü meneviş otu. Ben buraya gelince tattım. Kokusu ve lezzeti gerçekten de çok güzel bir şey. Ve hangi aylarda oluyor meneviş çıkıyor? Hangi aylarda oluyor? Nisanlarda olur. Nisan, Mayıs başı gibi. Mayıs başı gibi olur. Ürtmekleri olur yeni açmış. Bunları toparlarız. Getirir temizleriz. Evde bir haşlarız ağzını açık bir şekilde. Neden ağzı açık? Ağzını kapatırsak akmalaşır. İçine çok koku verir. O zaman yiyemez. Ağzı açık bir şekilde haşlarız. Ona içine dereotu deriz, ısıra deriz. Taze yeşil soğan doğrarız. Köy bulgurumuz varsa azıcık köy bulguru atarız içine. Bol soğanlı. Kavururuz. Ondan sonra üstüne bir sarımsaklı yoğurt dökeriz. Üstüne de kuru biberin varsa kırmızı biber gevredir onu atarız. Taze biberle güzel olmaz çünkü. Sonra da yeme de yanında yat. Sonra da oturur yemeğe. Bir de onu tabii ki belirli bir mevsimde çıktığı için ben burada gördüm. Salamura şeklinde de saklıyorlar. Evet. Kurutma şeklinde de saklıyorlar. Biz geçen sene... Kurutmayı hiç kurutmadım ama toplarsın, temizlersin. Bu cam şişelere, kavanozlara koyarsın. Plastik kola şişelerine koyabilirsin. Sonra açtın mı aynı haşlayıp yine pişirebilirsin. Aynı tazelikle tüketebiliyorsunuz. Aynı her mevsimde. Asmacak bir şekilde. Aynı asma yaprağını saklar gibi. Evet. Anladım. Evet ben burada tattım. Gerçekten de toplamaya da gittim hatta. Çok çok güzel oluyor. Meneviş bu yöreye özgü bir ot. Bizim Sinop'ta hatırladığım bir ot vardı. Babaannem, anneannem şey zıbıdık derlerdi. Bazı yerlerde hodan diyorlar yanlış bilmiyorsam. Ordu'da falan hodan diyorlar. Onu da yine böyle topluyorsun, ayıklıyorsun, yıkıyorsun, haşlıyorsun hafif. Ondan sonra soğanla kavurup üzerine yumurta kırıyorsun. Gerçekten de çok çok lezzetliydi. Ben hani çocukluğumda yedim, oradan hatırlıyorum.
Yani ismi çocuk olduğum için çok o hoşuma gitmişti. Zıbıdık. Hani böyle oyun ismi gibi gelmişti bana. Onu hiç unutmuyorum. Bizde de nasıl öyle, yapmak istiyorsan öyle şey. Soğanlı. Bu tarafa soğan, çekersen daha iyi olur. Soğan aşı derler, yumurtalı. Ha. Soğanı kavurursun. Ha. Yumurta kırarsın. Evet, Edirne, Tekirdağ o tarafta o çok meşhur. Evet. Soğanı böyle kimisi ay şeklinde doğrayıp güzel kavurup karamelize tam etmiyorsun ama güzel öldürüyorsun böyle. Üzerine yumurta kırıyorsun. Evet, o da çok lezzetli. Yeşil soğanla da çok ayrı bir lezzeti var. Yeşil soğanla. Sadece saplarını yaparsan o apayrı bir lezzet. Aa bak, onu da denemekte fayda var. Evet. Kenarına koy. Biraz böyle açayım. Sen pişir. Sen pişir sene. Tamam, pişireyim. Evet, teknik direktörümüz Gülay oyuna Ayla'yı soktu. Sen bir şey sen dedi. Ayla sahalarda. Ben de çok dizlerin üstüne oturdum. Zembiye çok ya. Isçağa gelemiyor. Yüzleri kızardı garibimin. Haydi. Ne yapsın, tamam. Tekirdağ'da sıcak. Geldi buraya sıcak. Evet, yazık görmüyor sıcaklar. Vallahi bir 10 dakika sonra dizlerim yok olacak. Ben takayım. Ha? Şimdi burası senin bulunduğun alan kaç metrekare ya da kaç dönüm evin? 5. 5 dönüm. Burası olduğu gibi zeytinlik mi? Evet. Zeytin alanı diyorlar ya, zeytin. Narincelerimiz de var ama zeytinimiz olsun. Zeytin ağırlıklı. Narenciyeleriniz de var ama kendinize yetesilik. Peki zeytin nereden? Ben zeytinyağı ve zeytin yapıyorsun değil mi? Evet. Bu yeşil zeytinin en pratik tarifi nedir? Mesela aldık yeşil zeytini. Kırma yapacağız. Bir kırma tarifi verir misin bize? Kırma yapacaksın. 2-3 sefer yağmurlar yağdığında, zeytinlerimiz kabardığında alırsın zeytinleri, taşla kırarız. Çok kırmamak şartıyla. Çıt dedi mi bırakacaksın. Hı. O yüzden çıtlatma da denir. Ondan sonra suya ıslatacaksın. Her gün suyunu değiştireceksin bir hafta boyunca. Hı. Suyunu değiştireceksin. Bir haftada tatlanacak zaten. Ondan sonra da içine bir tuzlu su yapacaksın. Salamura suyu. Salamura atacaksın. Hı. 15 gün sonra yemeğe hazır. İçine bu kadar kolay diyorsun. Zeytinyağı ne kadar koyuyorsun içine? Zeytinyağı istersen yiyeceğin zaman koyabilirsin. İstersen de tuzladığın salamura attığın zaman üstüne bir çay bardağı zeytinyağı ağzına koyabilirsin. Hava almasın diye. Evet. Çıkarırken yağlı gibi olur diye. He, anladım. Hangi yöntemi tercih ederse kişiler. Söylensin he. Kalk kız kalk. Beceriksizler sizi. Söyle. Evet, Ayla küçük bir sakatlık geçirdiği için oyunun dışına aldı. Fırçasını da yedi. Gülay dedi ki ben yine geçeyim kendi işimin başına. Kaba ekmeği de güzel oluyor. Ha. Mayalı da yaparız biz. Ben hep yapıyorum zaten. Mayalı ekmeği böyle tereyağlı yemesi güzel oluyor değil mi? Bir gün de mayalı ekmek günü yapar mıyız? Gülay, şansımızı zorlamak istemiyoruz. Pek sinirli bakıyorsun, korkuyorum ama. Ya bakışım öyle benim, herkes beni. Hay, elinde o tahta varken de çok korkutucusun o yüzden. Basına saldırma, basına saldırı var. Benim bakışım öyledir kız. Ben aslında öyle çok kötü bakmam da. Herkes öyle diyor bana, bakışların korkutuyor diyor. Önce gelin bile geldiği zaman korkuyordu bak bundan. Gelini de korkuttun baştan diyorsun ha? Yok, korkutmadım canım. Sonradan alıştırdım onu. Güzel gelini. Perfect. Ama gelin de seni seviyor belli ki. Yanında rahat. Sen de onu seviyorsun. Gerçekten de bir anne gibi. Sadece yapısı öyle ama biz de ne yapıyoruz? Gülay'a takılmayı seviyoruz. Benim ciddi bir tavır olduğu için. Kızım vefat etti 15 yaşında. Onun yerine bu kızım geldi. Ha, başın sağ olsun. Evet arkadaşlar, bu arada alanımız da çok güzel. Şimdi gözleme yapan sporcularımızın arkasındaki alan olduğu gibi zeytinlik. Tamamen. Yani seçebiliyor musunuz buradan bilmiyorum ama yerlerde olduğu gibi papatya. Mis gibi bir hava var. Sinirli teknik direktörümüz Gülay.
konuşmam da nasıl sinirlenmesin. Herkes beceriksiz. teknik direktör. O böyle böyle öğretecek. Yalnız az daha oklavayı yine yiyordun gibi geldi. Herkes beceriksiz deyince. Nermin abla hamuruyla birlikte kafana vuracak da az daha. Nermin abla hariç. O dipnotu lütfen düşelim. Nermin abla hariç lütfen. Aynen. Yoksa oklavayı yerim kafama. Aynen. Yine öyle tepkisiz bir tepki. Yüzünde şöyle çok küçük bir mimik oynuyor. Filizcan abla seni arıyorum be. Evet, beni hiç aramaz ki. Arıyorum, bura geldiğinde arıyorum. Yanına geliyorum. Bu kadın da evine bir sefer oğlan dolapta nereden gittim? O ben? Bahane, o da bahane. O da bahane. Gelmeyin o evime. Şimdi benim sinirlerim bozmayın. Oklavayı almayın elime. Allah Allah. Bu kavga sevgi kavgası. O diyor ki beni daha az aradı. O dedi diyor ki esas beni daha az aradı. O diyor beni daha fazla aradı. Bunlar şimdi birbirlerine sevgiyi paylaşamıyorlar. Gülo'yu paylaşamıyorlar. Gülo'yu paylaşamıyorlar, evet. Gülo niye aramıyor milleti? Ne Gülo'ymuş be? Niye aramıyor milleti? Azıcık tattırıyorsun ondan sonra kimseyi aramıyor. Bizi attı kurtuldu. Gitme demedi bize. Şimdi iki tane belalısı var. İyi oldu, oh oldu. Ya eteri gider, benim beteri gelir. Ben kullandım mı başımdan atıyorum, merak etme. Kızlar duydunuz değil mi? Gülay Hoca'nın şakası yok. Maşallah maşallah. Bu güzel kız da doğurmak üzereymiş. Maşallah sana. Çok da güzel. Bizde gün yufkası yaparlar. Aha. Güneşte kurur ve kızarır. Ateşte işlem olmaz. Yani yufkayı açıyorsun. Güneşe yayıyorsun. Güzel oluyor mu nene? Aha. Orada kızarıyor, kabarıyor, aha, kuruyor. Gün yufkası. Sonra, evet, onu kırıp şey gibi, makarna gibi pişiriyorsun. O şekilde. Gülay patron ne dedi? Yağda cimrilik etmeyin dedi. Evet. Zeytinyağını bol hazırlamış, bol katıverin dedi. Şimdi hanımlardan Ayla da çok güzel mercimek köftesi yapmış. Ve yine kendi elleriyle kurduğu lahana salatalık turşusundan da getirmiş. Evet arkadaşlar, zeytin alanındayız. Bugün zeytin alanındaydık. Kadınlar matinesi yaptık. Gözleme günü yaptık. Ramazan'a sayılı zaman kala hem bir araya gelmiş olduk, sohbetimizi yaptık. Hem de Ramazan hazırlıklarımızı hep birlikte yapmış olduk. Soframızda gerçekten de herkes elinden ne geldiyse. İşte Ala Hanım mercimek köftesi ve kendi yaptığı turşuyla katılmış. Gülay'ın zaten zeytini, zeytinyağı hepsi kendisine ait. Yine gözlemeleri hep birlikte açtılar, katmerleri hep birlikte açtılar. Bizlere afiyet olsun. Ramazan'a dediğim gibi sayılı günler kala son bir toplanalım dedik. Sonrasında yine gündüz toplanmalarına devam edeceğiz. Evet, bugünlük bizden bu kadar. Tüm dünyadaki gurbetçi dostlarımıza ve tüm Türkiye'ye kucak dolusu sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz. Bir daha görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.